Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle benimle hazırlanan videosu çekiyorum. Tatildeyim şu an ve benimle akşam yemeğini hazırlanmanız için şu an videoyu başlattım. Tatilde bile gördüğünüz gibi unutmadım sizi. Hem vlog çekmeye çalışıyorum hem de böyle bir günlük akşam yemeğine birlikte hazırlanalım istedim. Eğer videonun kanal kısmını merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Ben duşumu aldım. Ama bugün saçları da sizlerle yapacağız. Ben şu saçlarıma gidiyorum, belirgin bukleleri süreceğim. Çünkü tuzdan dolayı hem böyle saçlarım çok şey oldu. Sıkamıyorum bunu. Bir tek böyle sıkabiliyorum. Saçlarım çok gördüğünüz gibi kurudu. Ve şey hem böyle birazcık şekil olsun diye. Normalde nemli saça bunu yapmamız gerekiyor ama saçım kurudu. Yani sıcak olduğu için ama birazcık hızlı kurudu. Ben de videoyu beklettiğim için böyle bir şey oldu. Neyse sorun değil. Saç tiplerimi düşüreceğim birazcık. Bu saçımı emsin. Videosunda zaten birlikte saçımızı yapacağız. Şimdi böyle çabuk bir video olacak. Yani çok uğraşmayacağım bu şey için. Yani makyaj yapmak için çok uğraşmayacağım. En konu bir makyaj yapmayacağız. Yani makyaj yapacağız tabii ki de böyle. Ama böyle işte çok abartılı farlar gibi bir şey yapmayacağım bugün bu videoda. İçinizden bir zahmet dediğinizi duyuyor gibiyim. Neyse başlayalım. Şimdi öncelikle nemlendiriciyle başlayacağım. Çünkü benim cildim çok kuru olmamasına rağmen, hatta karma olmasına rağmen denizde çok kuruyor. Muhtemelen sizin de kuruyordur yani. Çünkü tuz, her ne kadar güneş kremini böyle çok sürsem de cildim çok kuruyor. O yüzden böyle ilk başta cildimi nemlendiriyorum. Güzelce cildimi nemlendiriyorum. Bu arada öyle bir otele geldik ki ne canlı müzik, ne başka bir şey, hiçbir etkinlik yok. Yani bir bak hiçbir şey olmasın, tamam mı? Ama bir akşam, bir gece yemekten sonra bir canlı müzik olmaz mı? Müzik dahi yok, bu cansız müzik. Değil, anladınız mı? Normal müzikçilerden müzik bile açmıyorlar. Ve çok sinirliyim. O yüzden bir daha böyle bildiğiniz otellere gidin. Benden size tavsiye. Bilmediğiniz böyle otellere gitmeyin. Yoksa bu şekilde böyle mağdur oluyorsunuz. Akşamları böyle onda otele çıktık. Çünkü hiçbir şey yok dışarıda. Sıkıcı sıkıcı böyle. Çok gıcıktı yani. Sevmedim. İnşallah bugün böyle bir güzel bir ortam olur. Bir canlı müzik bir şey yaparlar. Kapatıcı sürmeyeceğim cildime. Sadece babanın BB kremini süreceğim. Bu böyle hem cildime hem SPF 15 içeriyor. Hem de böyle işte cilt kusurlarımı, cilt eşitsizliklerimi, yani cilt ton eşitsizliklerimi gidermesi açısından bunu yapacağım. Yani cildimin tonu eşitlensin diye, anladınız siz. Şöyle çok sürmüşüz, yine çok almışız. Fırçamla bunu yayıyorum. Bu arada bu BB krem çok güzel bir BB krem. Sevdim yani. Bendeki numara. Bu arada bu mat olan. Bendeki numarası light. Bir videomda söylemiştim bunu. Muhtemelen alışveriş videomu söyledim. Bu arada arkanın dağınıklığı için özür dilerim. Belki siz dikkat etmediniz ama ben söyleyince dikkat ettiniz değil mi? Muhtemelen öyle oldu. Hep öyle oluyor. Şu an daha ne? Bu böyle cildinizin yağını falan da dengeliyor yani. O yüzden böyle güzel bir ürün. Özellikle cildiniz yağlıysa veya benimki gibi karmaysa muhtemelen hoşunuza gider. Kapatıcılığı da gayet güzel yani. Hiç öyle az buz bir kapatıcılığı yok. Bir de mat demesine rağmen gördüğünüz gibi ne kadar canlı duruyor. Lekelerimi de çok güzel bir şekilde kapattım. 2 metre öteye ayna koymuşlar ve şu an kendimi zor görüyorum. Bu ne biçim makyaj aynası? Ya ben çok şeyim böyle, otele bir gıcık olduğum için her şeyi bana kötü geliyor. Ya da gerçekten bu kadar uzağa konulur mu acaba? Yani ne bileyim, makyaj aynasını yakına koyarsın ki insanlar güzelce makyaj yapsın. Şu an net bir şekilde göremiyorum. Mesela güzel yerdim mi şu an bilmiyorum yani. Evet. Şimdi sıra kapatıcıda. Kapatıcı olarak Nivelin kapatıcısını getirdim. Bendekinin numarası
113. Göz altlarımı birazcık aydınlatıyorum. Bu arada otelin ismini söyleyeyim, gelmeyin. Bodrum, Turgut Reis'teki şeye geldik. Neydi ismi ya? Blue White Oteli'ne geldik. Yemek çeşidi olarak da bana çok şey gelmedi. Bir kere denizi taş. Onu bilerek gelin. Yani taş olduğu için birazcık böyle sakat, yani ayağınız her an kesilebilir. Goldenrose'un pudrasıyla gözlerimi sabit, göz altlarımla göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Bendeki numarası 2. Hem öyle hem de mesela yemek çeşidi olarak çok bir çeşit yok. Biz bugün öğlen yemeğine gittiğimizde bir makarna vardı, bir erişte vardı, bir tavuk vardı. Başka ne vardı? Ya hatırlamıyorum ama ya şey bile saçma geldi bana. Neden makarnayla erişteyi aynı güne koyuyorsunuz ki? Saçma değil mi? İkisi de makarna sonuçta. Yani tabii ki de farklılar ama sonuçta ikisi de makarna gillerden. Ya oteli beğenmedim kısacası. Blue White'a gelmeyin arkadaşlar. Hiç güzel bir otel değil kendileri. Sevmedim. Şimdi bugün pembe bir etek giyeceğim. Bir beyaz bluz giyeceğim. Yani böyle pembeli bir makyaj yapalım istiyorum. Eyeliner da sürelim istiyorum. Böyle bir şey istiyorum. Hangi paleti kullanalım? Çok abartılı bir makyaj olmasın. Bunu mu kullanalım? Bunu mu kullanalım? Şu daha güzel sanki. Bu kapuru kullanıyorum. Bunu ne yapıyorsun? Bu kapuru kullanıyorum. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? Bu pembeyi göz şu iç kısımlarıma, şu koyu pembeyi de gözümün dış kısımlarına getireceğim. Bir de eyeliner süreceğimiz için zaten bir şey diyeceğim. Hiçbir şey görmüyorum. Ne yanında ayna yok. Nasıl yapacağız? Telefon işareti takayım, hemen geliyorum. Ayna o kadar uzak ki artık böyle yani normal saç gördüğüm kadarıyla makyaj yapacağım. Çok görmüyorum şu an. Kameradan yapsam. Kameradan da çok belli değil. Bir kere bu çok pembe değil. Biz bu rengi değiştirelim. Şuna geçiyorum. Aynen, daha güzel. Bu Beauty's'in yeni çıkardığı koleksiyon. Mutlaka görmüşsünüzdür. Buradaki bu pembeyi alıyorum. Şu. İlk sıradan ikinci pembe. Bunu gözümün her yerine sürelim. İlk başta böyle bir sürelim. Baz gibi düşünün. Bir al katman olarak düşünün. Daha sonra şöyle mi yapayım? Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Gerçi ben görmüyorum. Siz nasıl göreceksiniz? Bu şekilde göz kapaklarımı sürüyorum. Galiba göz kapaklarımı sürüyorum. Yazımdan yararlı hissediyorum. Birazcık dağıtalım çünkü nereye sürdüğümü bilmiyorum. Sürdüğüm yerlerle istemediğim yer, yani sürmek istediğim yerlerle sürmek istemediğim yerler homojen olarak karışsın. Sanki isteyerek sürmüşüm gibi dursun. Acaba bu pembeyi. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şeker kız pembesini kullanacağım. Çünkü eteğim de aynı renk. Şuradan birazcık gözüküyor. Göz altlarıma sürüyorum bunu. Sadece şöyle dış köşeleri. Çok görmüyorsunuz değil mi? Çok özür dilerim ama
Tabii ben de görmüyorum. Şu an gördüğüm isim, ona bakacağım. Buradan mı? Durun. Halledeceğim. Şimdi birazcık süpürüyorum. Bazı ürünü almak için. Normalde makyajı böyle yapmıyorum bu arada. Şu an gerçekten görmüyorum. Şu an çok saçma bir şekilde. Işıktan dolayı da böyle. Işık o kadar şey ki. Bu kadar şey. Eyeliner sürelim. Eyeliner. Bakalım sürebilecek miyiz? Eyeliner da bu arada bu. Drakit'ti galiba. Beauty'sin Drakit'ini kullanıyorum. Şey diyeyim mi? Şu an aynı o kadar uzak ki. Yani şu an beni tebrik etmeniz gerek. Şu an bu kadar uzaklıktan nasıl eyeliner çekiyorum? Çok kötü ya. Eyeliner'ı sürdüm. Çok uzaktı bu kadar. Gösterebildiğimse çok mu kuyruklu oldu? Artık yapacak bir şey yok. Göz pınarlarımı getirmeyeyim değil mi ya? Yok. Yeter bu kadar ya gerçekten. Şöyle daha mı iyi? Böyle koyayım sizi. Gerçekten çok kötü. Yani mesafe olarak biraz zor durumdayım şu an. Eyelinerımızı sürdük. Böyle garip bir eyeliner oldum. Aslında güzel oldum. Ama birazcık uzun oldu sanki. Önemli değil. Karanlıkta kim görecek değil mi? Şimdi şey yapacağız. Maskaramızı süreceğiz. Maskara olarak bu First Time'ın Volume Extend, yani uzunluk ve volüm veren maskarasını sürüyorum. Farka bakar mısınız? Bu maskara aşırı iyi bir maskara. Fiyatı da çok uygun. Mutlaka gidin alın. 17 liraya mı ne almıştım? Çok güzel bir maskara. Gerçekten çok güzel bir maskara. Yani çok güzel. Bunu mutlaka almalısınız diye düşünüyorum. Eğer uygun fiyatlı bir maskara arıyorsanız bence kesinlikle bunu almalısınız. Buradakiler bile benim video çekmemi bekliyor sanki. Normalde hiç böyle sesler olmaz. Kusura bakmayın. Böyle ses çıkarmaları tuttu. Ay nasıl deniyordu o kız? Ses çıkarmaları tuttu. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ses çıkarmaları tuttu. Neyse. Bunu da sürdük. Birazcık da altı sürüyorum. Göz kalemini sürelim değil mi? Gözümüz boş olmasın. Aman ha, gözümüz boş olmasın. Çok azıcık bir göz kalemi süreceğim ve tamam vardı. Siyah göz kalemini sürüyorum.
göz içlerime böyle sürüyorum birazcık. Çok değil, sadece böyle boş durmasını istemedim. Hafif böyle. Sürdüm. Şimdi likit allık mı kullanalım? Likit allık kullanılır. Bu Birlis'in likit allıklarından sürelim bari. Bu da çok pembe yapıyor ya. Arkadaş, bağlığın ortası yok. Fena pembe yapıyor. Yani böyle şeker kız kendi, ben sürekli böyle söylüyorum. Gerçekten şeker kız kendi oluyorsunuz yani. Çok pembe yapıyor. Bir de bunun şu rengi var. Bu rengi daha doğal duruyor. Şimdi ben bugün pembeleri giyeceğim için pembe allık sürüyorum. Şöyle birazcık fondöteni sürdüğüm fırçayla üstünden geçerek o fazla pembeliği birazcık nötrlesin diye üstünden geçiyorum. Şimdi aydınlatıcı olarak şu aydınlatıcı, bu da yine Birlis'in yeni koleksiyonundaki aydınlatıcı. Bunu böyle birazcık buralarımı sürüyorum. Üstünden normal toz aydınlatıcıyla geçeceğim. Çünkü bu çok etkili bir ürün değil. Yani benim istediğim parlaklığı vermiyor. Ben biliyorsunuz ki çok parlak seviyorum. O yüzden böyle birazcık da şey yapacağım. Diğerinin üstünden geçeceğim. Kaşlarımızı unutmayalım bu arada. Bak, kaşlarımı unutacağım gibi hissettim. Normalde kaşları daha erken yapıyorduk. Neyse, aklıma geldi, unutmam. Ben de konuşuyorum değil mi böyle kendime? Aydınlatıcımızı sürdük. Yani bu kadar bir aydınlık görüntü veriyor. Çok değil. O yüzden ben bir de üstünden bu Wet n Wild'ın böyle pembeli lilalı alt tonlu bir aydınlatıcısı var. Onu süreceğim üstüne. Şöyle. Çok da böyle hafif şey birazcık alıyorum. Evet. Şimdi başka ne yapacağız? Allah sürdük. Kaşlarımızı yapalım. Pastelim bu. Kaş farıyla kaşlarımı çok azıcık dolduracağım. Sadece şu bitiş yerlerine. Bu kadardık. Yani öyle çok doldurmayacağım. Normal şeffaf kaş maskaramla kaşlarımı yukarı tarıyorum. Ruj olarak getirdiğim sadece bu renk ruj. Giyeceğim kıyafete uyuyor. Dudaklarımı bu pastelli bu. Pastelin dudak kalemiyle şekillendireceğim. İlk başta onu yapalım bir. Bunun numarası 200. Çok güzel bir dudak kalemi. Daha sonra üstünden bu Birlis'in likit rujuyla geçeceğim. Bunun da numarası 522. Çok sürmeyeceğim bunu. Şöyle çok. Şöyle birazcık pembelik. Ay, birazcık da bayağıcık oldu. Bu kurusun üstünden şu dudak parlatıcımla geçeceğim. Kurusun be, bekliyoruz. Ah.
Ay, bir şey söyleyeceğim. Ben bunu nasıl çıkaracağım? Dar bu. Benim akılsız kafam ya. Neyse. Dudaklarım kurudu. Bu Avon'un lip gloss'unu kullanıyorum. Bu da çok güzel bir lip gloss. Ben çok severek kullanıyorum. Evet. Şimdi. Makyajım bitti. Makyajım bu şekildeydi. Saçıma bugün bu bandanayı takacağım. Çok tatlı bir bandana. Ben bunu Amber'den almıştım 2 yıl önce falan. Bunu normal bildiğiniz şekilde saçıma takacağım. Ama bir dakika. Önce giyineyim geleyim. Daha sonra saça geçelim birlikte. Hemen giyinip geliyorum. Bekleyin beni. Şu an sadece üstüme bakın. Altımı zaten en sonunda göstereceğim. Saçıma geçiyorum hemen. Bununla saçıma şöyle. Ama bir dakika. Saçımı geriye atmam gerekiyor birazcık. Bununla şöyle. Birazcık uzatıyorum. Saçıma şöyle geçiyorum saçımı. Ay dişti. Bence güzel oldu. Ne dersiniz? Böyle bir şekilde. Saçımı bu şekildeydi. Şimdi ben hemen kıyafetimi gösteriyorum size. Hazırlanmış halim bu şekilde. Şu an net değil mi? Böyle kocaman kamerayla gösteriyorum. Kusura bakmayın. Bu şekilde. Ayakkabı olarak bunu giydim. Çanta olarak da böyle bir çanta taktım. Böyleydim. Zaten kapakta fotoğrafımı görürsünüz. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Sizi buraya koyayım ben. Son halim bu şekilde. Ve spor ayakkabı giydim. Bunun arkadaşı var. Bandanayı çıkardım. Annemler beğenmedi. Böyle. Evet, hazırlanmış halim bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.